olmak üzere. Evet oğlum, bak geliyorlar işte. Tamam tamam. Neden geç kaldınız? Gördünüz mü, Özge'ye yakalandık işte. Ne yapayım? Ayakkabı ayağıma öyle büyük geliyor ki ikide bir çıkıyor. Neden bu kadar büyük ayakkabı aldı sende? Ben almadım ki, babam almış. Seneye de giyersin dedi. Uf, bu kadar da fazla ama. Her şeyimize karıştıkları yetmiyormuş gibi giymemize de karışmıyorlar mı? Deli oluyorum ya. Ne yani? Ailelerimizin bize karışmamasını mı istiyorsun? Kızım hemen gıcıklığa başlama. Tamam biliyoruz. Onlar birçok şeyi bizden iyi biliyorlar ama izin versinler de kendi giyeceğimiz ayakkabıya da kendimiz karar verelim. O biraz da Hulusi'nin suçu. Söyleseymiş bu ayakkabı bana büyük diye. Söyledim Özge ya. Duymadın mı? Yok, bu böyle olmayacak. Ailelerimize bizi bu kadar karışmalarının doğru olmadığını anlatmalıyız. Büyüdüğün zaman istediğini yaparsın. Ama şimdi onlar ne isterse öyle davranmak zorundasın. Sen büyüklerden yanaysan bizim yanımızdan git o zaman. Böylece hepimiz rahat ederiz. Buldum. Hayatımıza bu kadar karışmamalarını anlatmanın bir yolunu buldum. Grev yapacağım. Grev mi? Ne grevi? Onları benim çocuk olarak görmemeleri için bundan böyle aynı büyükler gibi davranacağım. Onlara muhtaç olmadığımızı kanıtlayacağım. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey şaka gibi. Hadi oradan. Peki bunu nasıl yapacaksın? Görürsünüz. Görürsünüz bak. Onlara ihtiyacım olmadığını kanıtlayacağım. O zaman ne kadar çocuk olsam da benim de bazı haklarım olduğunu anlayacaklar. Saçmalama Emre, bunu asla başaramazsın. Görürüz bakalım. Bence kesinlikle siz de benim yaptığım gibi yapmalısınız. Ben yapacağım. Ama o zaman yemeklerimizi kendimiz yapmamız gerekecek. Sonra çamaşırımız, üçümüz. Ben bunları yapamam ki. Ya. Hem o zaman harçlık falan da kabul etmemek gerekir. Hulusi doğru söylüyor. Madem grev yapacaksın, kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Yok yok, ben vazgeçtim. Bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu anladın demek. Hayır, ben kararlıyım. İki gün boyunca büyüklerden hiçbir şey istemeden bir yetişkin gibi davran, ne istersen yaparım. Anlaştık. Emreciğim, bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Kulina Hanım'ı bugünlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? He, şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Sadece ona karşı mı öğretmenim? Kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Kulina Hanım'a bir an önce ulaşıp özür dilemem ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Valla öğretmenim, Kulina Hanım size çok kızmış. Ya değil mi? Ya ama en çok da benim kulağımı çekmenize kızmış. Bakın bir kulağıma birinden daha büyük. Özür diledim ya çocuğum. Dedim ya, bana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Yani şimdi beni Kulina Hanım affetmeyecek mi? Hiç sanma. Ah yarabbim. Kulina Hanım, kendimi size nasıl affettireceğim? Öğretmenim birazdan zil çalacak. Ben en iyisi gideyim. Otur Emreciğim, otur çocuğum. Kulina Hanım'a ulaşmak için bana yardım etmeni rica edecektim. Bilmiyorum ki. Kulağımın acısı hala geçmedi. Geçici olarak sağır kalabilirdim. Ama çocuğum, özür diledim ya. Babam okulun yönetim kuruluyla görüşecekti ama ben engelledim. Emreciğim, çok iyi yapmışsın. İnan bana, bunca yıldır eğitim öğretim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sana söyledim ya, kendim de değildim. Bilmiyorum. Babam yönetim kuruluna gitme konusunda galiba hala kararlı. Kararlı mı? Aman hay aksi. Ama Sakın. Sakın ha. Varsa düşük olan notlarının yükseltilmesi konusunda bana hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey yapmayacağımı kesinlikle bilirsin. Yok canım, sadece teneffüslerde ticari bir faaliyette bulunmama izin vermenizi isteyecektim. Anlamadım. Nasıl bir ticari faaliyetmiş bu? Anlaştık mı Emreciğim? Ben sana izin veriyorum ama bu mektubu da Kulina Hanım'a vermeni rica ediyorum. Sizi affedeceğini pek sanmıyorum ama yine de mektubu ona vereceğim. Teşekkür ederim çocuk. Aman sakın unutma Emin. Unutmam öğretmenim. Müdürle ne konuşuyordunuz? Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin, ben servisle gelmeyeceğim. Nasıl yani, neyle geleceksin peki?
Çocukluk görevini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin, ben otobüste geleceğim. Servisin parasını babam ödediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın çaresine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama, öyle şey olur mu? Hadi yavrum, siz gidin, ben kararlıyım. Bırak şunu, nasıl olsak da başına gelecek, hadi yürü. Üf artık yani. Müdürle konuşuyordunuz. Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin, ben servise gelmeyeceğim. Nasıl yani, neyle geleceksin peki? Çocukluk görevini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin, ben otobüste geleceğim. Servisin parasını babam ödediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın çaresine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama, öyle şey olur mu? Hadi yavrum, siz gidin, ben kararlıyım. Bırak şunu, nasıl olsak da başına gelecek, hadi yürü. Üf artık yani. Emre nerede? O otobüsle gelecekmiş. Neden? Bilmem, grev yapıyormuş. Ay ne greviymiş bu bacak kadar boyuyla. Bundan sonraki yaşamını bir büyük gibi ailesinden hiç yardım almadan sürdürecekmiş. Ay yeni yeni icatlar çıkarıyor bu çocuk canım. Emre, keşke önce babamla konuşsaydım. Ben de bileyim. Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Babamdan izin alacak halim yok herhalde. Kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi ona göstermeliyim ki bana karışmasın, anladın mı? Bak, şu buralarda bir yerde çekiç olacaktı. Dur be evladım, başımıza iş çıkarma şimdi. Üf, hadi Makbuş, beni engellemeye kalkma. İstediğim alt tarafı bir çekiç. Hay Allah, tövbe estağfurullah. İçeride alet çantasının yanında işte oğlum. Dışarıda çadırda kalacaksın, onu anladık. Peki ne yiyip ne içeceksin, hı? Gelirken kraker, bisküvi falan aldım. Hay aksi. Akşama da en sevdiğin yemek köfte ve patates kızartması vardı. Ya. Olur. Birkaç güne kadar para kazanmaya başlayınca istediğimi yiyebileceğim zaten. Bakalım daha neler duyacağız. Kızım, içeriden servis tabağını getirir misin? Hı? Tamam, hadi. Buralı baş koydum, asla dönmeyeceğim. Emre, iyi misin? Ah Emre, bu şitenin üstünde nasıl uyudun? Çok rahatım Akmış, merak etme. Hadi Yağmur, okulda görüşürüz. Otobüste geleceğim, ben sancak yetişirim. Emre oğlum, şu durumu biraz abartmıyor musun? Ben bu konuda kararlıyım. Endişelenmeyin. Bir gece daha dayanamaz, pes edecektir. Göreceksiniz. Gel vatandaş, gel. Vatan geminin malları bunlar. Gel, gel. Bu kaça? Borcun hala, dikkat et. Sadece 2 TL. Al. Bereket versin, yine bekleriz. Bu ne kadar? 1 TL. Teşekkürler. Gel vatandaş, gel. Vatan geminin malları bunlar. Her şey sudan ucuz. Hadi gel, gel. Bari bir tane daha mal satayım. Tam 4 tane hamburger alacağım. Açlıktan ölmek üzereyim ya. Gel vatandaş, gel. Şaka gibi. Gel vatandaş. Emre ya, ne yapıyorsun? Ayakta kalmam gerek Yağmur. Yoksa bir gün daha dayanamam. Ekmek parası ne yaparsınız? Gel vatandaş, gel. Emir oğlum, biraz gelir misin çocuğum? Gülüne Hanım'a mektubumu ilettin mi? Aa, unuttum. Aa. Şu sıralar çok zor bir dönemden geçiyorum öğretmenim. Ama bana söz vermiştin Emreciğim. Neyse.
bir daha görürsen bunu beklediğini mutlaka söyle, olur mu? Mektubu da vermeyi unutma. Tamam öğretmenim. Gel vatandaş gel. Ne ararsan var burada. Gel. İnanamıyorum ya. Bütün teneffüslerde çalıştım. Ancak iki hamburger parası kazanabildim. Uykusuzluktan da gözlerim kapanmak üzere. Ufaklık sen ver bakalım o paraları bize. Nedenmiş? Ben bunları bileğimin hakkıyla kazandım. Hadi oradan. Ya ne yapıyorsun be? Hadi al paraları, al paraları. Hadi, 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 hadi kaçalım, kaçalım. Emre, iyi misin? Sayılı. Emre, gel vazgeç bu işten. Okulunu bitir, bir işe gir. Ondan sonra her istediğini yap. Ama bence ayakların üzerinde durmak için daha çok küçüksün. Galiba haklısın. Bana bir hamburger ısmarlar mısın? Çok acıktım. Tabii ki de. Demek bizlerin yardım olmadan yaşamaya karar verdin. Evet baba. Bana kızmanı istemem ama benim de bazı haklarımın olduğunu anlatmanın başka yolu yoktu. Yok, kızmıyorum. Aksine yaptığını çok cesurca ve kişilikli bulduğumu söylemeliyim. Aman evladım, öyle şey olur mu? El kadar çocuk nasıl başının çaresine bakacak? Hayır Makbul Sultan. Madem Emre onun yaşantısıyla ilgili yaptığımız şeyler yüzünden ona karıştığımızı düşünüyor, o halde bırakalım istediği gibi davransın. Aynen öyle. Yani bizden bir şey talep etmeyeceksin, biz de sana karışmayacağız, öyle mi? Aslında bu pek doğru bir düşünce değil ama madem kararını verdin, bize de buna saygı duymak düşer. Makbuş, biraz daha patates kızartması alabilir miyim? Tabii. Oh, çok güzel pişmiş, nefis gözüküyorlar. Bunlardan da yiyemiyor olman ne kadar kötü değil mi Emreciğim? Köfte ve biraz kızartma yüzünden kararımdan vazgeçecek değilim herhalde. Beni asla kandıramayacaklar. Kim var orada? Makbuş. Böyle olmaz canım. Vallahi boğazımdan geçmiyor evladım. Bana sorarsan hiç verme Makbuş. Yiyeceğini hiç sanmam. İstemiyorum diyorum Makbuş ya. Neden anlamıyorsun? Oğlum yemeden olur mu hiç? Bak içime sinmiyor. Hadi. Makbuş eğer bu yemeği yersem yaptığım grevin ne anlamı kalır söyler misin? Hadi oradan kokaracağım. Açlık grevi yapmak sana mı kalmış? İki lokma yiyiver, bir şey olmaz. Sonra devam edersin grevine. Ben kraker yedim, tokum. Hasbinallah. Bak ben buraya bırakıyorum. İster ye, ister yeme. Tövbe tövbe. Her gün yeni icat çıkarıyorlar başıma. Aa, ne bu? Olmaz. Bakalım daha neler göreceğiz. Uf, zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Biraz sonra da en sevdiğim dizi başlayacak. Acaba misafirmiş gibi gitsem olur mu? Yok yok, ilk günden pes etmiş gibi olmayayım. Yani Makbuş, şu kızartmayı bırakmakla hiç de iyi yapmadın. Kim var orada? Ah. Şoker. Ah. Senin ne işin var burada? Ah. Öldüm ya. Tabanlarım şişti. Saatlerdir yürüyorum. Sihirle gelmedin. Aa, bilmiyor musun? Kulle benim tüm sihir güçlerimi aldı. Sonra da dünyaya postaladı. Öyle mi?
maalesef. Ben de sizin gibi sefil bir hayat yaşamak zorundayım artık. Hayırdır? Senin ne işin var burada? He? Seni de mi evden kovdular yoksa? Hayır, burada yaşamayı ben kendim istedim. Bundan sonra kimseye ihtiyacım olmadan yaşayacağım. Böylece bana kimse karışmayacak. Aferin. Sen tam benim kafadansın Emre. Oo. O da ne? Hayır. Buna izin veremem. Sonra benim yediğimi zannederler. O zaman grevim bozulmuş olur. Ama Emrecik, bak saatlerdir yürüyorum. Karnım o kadar aç ki. İnsafsızlık etme canım. Şundan iki çatal alayım, ne var? Kesinlikle olmaz. Üzerime gelirsen avızım çıktığı kadar bağırırım ona göre. Aman iyi, tamam tamam. Of. Nedir beni bu dünyadan çektiğim canım? Nasıl gidiyor bakalım? Nanacık nasıl? Nana erkek oldu. Yapma ya. Ne komik. Erkek oldu ha? Boşuna numara yapma. Seni yaptığını biliyorum. Ayrıca benim için süper oldu. Hafta sonu halı saha maçına gideceğiz. Peki Nana durumundan memnun mu? Bilmem. Hop sakın ha. Aşıktan midem kazanıyor ya. Bir çatal çıkalayım. Kimse anlamaz ya. Olmaz dedim ya. Lütfen bırakır mısın kolumu Hakan? Simge durup dururken ne oldu şimdi? Bu konuyu artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler Hakan Bey. Nasıl gidiyor? Çok iyi, rahat ol. Baba. Evet. Birazdan sevdiğim dizi başlayacak. Rahatsız etmezsen misafir olarak gelip izleyebilir miyim? Gel bakalım. Birazdan geliyorum o zaman. Ya Emre ya. Bak çok acıktım. Dayanamayacağım ama. Aman Şoker. Zaten kendi derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım. Şurada onurlu ve gururlu bir mücadele veriyoruz herhalde. Ya açlıkla mücadele olur mu oğlum? İzin ver şundan bir çatal alayım ha. Olmaz dedim. Olmaz mı? İyi. O zaman ben de seni yerim. Ya Şoker ne yapmışsın buraları ya? Ne yapayım? Çok açtım. Yiyecek bir şeyler oldu. Ver şunu bana. Onlar benim sabah kahvaltım. Aman yedik sanki. Tabii yemişsin. Şu hale bak. Hadi git artık. Buradan uykum var. Gidecek yerim varmış gibi. Nereye gideyim ben? İzin ver. Şu köşede kıvrılayım yatayım. Olamaz. İkimiz sağmayız. Bakmışın tavasını alıp gelirim ona göre. Sihir gücün de yok. Hiçbir şey yapamazsın bana. Tamam tamam ya. Arkadaş dedik, bağrımıza bastık be. Taş çık, taş. Çekil lan, çekil. Hadi, hadi, hadi. Ben gider şurada yatırım. Hadi. Of Şoker ya, of. Ne yapmışsın buraları? Gel bakalım Nanacık. Hep yağmurla yatacak değilsin ya. Böylelikle korkmam da. Ben buraya nasıl geldim? Gece gözüme göre dönüşmüştün. Ben de seni yanıma aldım. Gitmem gerek. Emre, bu durumda kararlı mısın? Çok zor ama devam etmek zorundayım. Hemen pes edemem. Uf, otobüste gideceğim için hemen çıkmalıyım. Al çok şeker, kahvaltımı bitirmiş. Ne yapacağız?
görürsün. Her tarafım tutulmuş. Ger, beni nasıl bu hale getirirsin? Sakın ha Nana. Bunu deneme bile. Seni bu durumdan ancak ben kurtarabilirim. Haklısın galiba. Vay be. İyi ki hep erkek değilsin. Yoksa canımı okurdun gerçekten. Ha şunu bileydin. Emre ben gidiyorum. Sizinkiler beni görmesin. Tamam. Hadi çöker sen de. Tamam. Vay be. Komutan Gonzo. Bu oyunun ilk örneklerinden. Hatta bir ara yasaklanmıştı biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. Baksana orada. İşte istediğin CD. Mor ve Ötesi'nden Pink'e kadar pek çok şarkıcı var. Çok teşekkür ederim. Aman ne romantik. Sana ne gıcık. Dosyanısın önünde. Bunu bana veriyorsun değil mi? Tabii 17 TL rica edeyim. 17 TL mi? Yarımda sadece 5 var. Ne yapalım öyle olsun. Bakalım kaç kişiyi vurabileceğim. Şiddet dolu oyunlar çok zararlı bir kere. Sen şuna baksana Cüce. Sizin bilgisayarınız olmadığı için anlamazsınız. Hadi gel bilgisayar odasına gidelim. Sana nasıl oynayacağını göstereyim. Korkma, iyice salmam. Olur hadi gidelim. Ah baba ah. Almadım şu bilgisayarı, rezil oluyoruz herkese. Umarım şu çekilişteki bilgisayar bana çıkar. Ateş, ateş! Yaşasın Komutan Gonzo! Nişan al, bul ve yok et! İşte böyle! Yaşasın, ikinci seviyeye geçtim, oley! Dayanamadın değil mi? Yazık, sen de bilgisayarın olsaydı sonu da öğretirdim. Keşke. Gökay, bitir artık. 2 dakika sonra ders başlayacak. Tamam, bitiyor. Vuh ya, hadi! Evet. Emre, konuştuğumuz gibi ona göre. Derslerini yaptıktan sonra sadece 1 saat. Tamam. Ya ben ne zaman oturacağım? Çekilişe katıldığında dalga geçmiştin. Bu bilgisayar benim. Hayır Emre. O bilgisayar ikinizin. Kardeşine de izin vereceksin. Üf, tamam ya. Ya gördün mü? Bana şu oyun sayfasını açsana internetten. Olmaz şimdi işim var. Ya Nana Emre beni oynatmıyor. O zaman gel ikimiz evcilik oynayalım. Oynuyorsunuz evciliğinizi. Ben de burada gezeyim internet sayfalarda. Ya internette hayvanlar dünyasına girsene. Dur ya şimdi şu araba modellerine bakıyorum. Baksana şu kırmızı olan saatte 250 kilometre yapıyormuş. Aman o kadar da iyi bir model değilmiş. Kaç yeteli bu? Çekilişten kazandı Emre bunu. Aman ne güzel. Emre baksana söz verdiğim gibi Komutan Gozo'nun oyunu getirdim. Oley! Biliyorsun bu oyun yasadan kalktı ama yeni oyunlara bin basar. Sen nereden buldun bunu? Figen babasının eski oyun serilerinin içinde bulmuş, bana hediye etti. Kaç para vereceğim? İstemez, biz kardeş sayılırız. Hayret yani, içinde virüs olan olmasın. Maşallah her şeyden de anlıyorsun. Yani anlarız. Virüs olan yok. Aman size de iyilik yaramaz, istemiyorsan ver. Hayır istiyorum. Çift tıklayınca oyun başlar. İşte savaşçı komutan Gonzo. Bunlar da düşmanları. Vay be. İşte şunu da vurdum. Tamam güzel. Şimdi şu tünelden geç. Silahını değiştir. Kaç canın kaldı? Daha çok var. Bu çok kötü bir oyun. Emre... Babam ne demişti? Ya Yağmur ya bir sussana. Of. Hay aksi şunları sıkıştırdım. Yok yeni başlayan biri olarak hiç de fena sayılmazsın. Kaçırma şunu. Emre evladım. Kaç kere seslendim size. Babanız yemeğe çağırıyor hadi bakalım. Ya bakmış ya senin yüzünden yandım işte. Bir sussana ya. Hadi Özge bari sen gel. Ben geliyorum birazdan. Gecikme. Gecikmem. Oh.
çocuklar. Şoker nerede kaldın? Anne hiç kaldı ne baş? Ay iyice delirdim. Hadi Kulina. Ay. Nişan al. Nişan al. Yok et. Yaşasın aslan Gozo, bütün düşmanlığı yok etti. Bu level'ı bitirmeme çok az kaldı. Bak şunun arkasında bir tane daha var. Tamam tamam gördüm. Of. Aa, yeter artık Emre. Kes şunu oynamayı. Vurdum vurdum. Hepsini vurdum. Yaşasın bitirdim bölümü. Hadi komutan Gonzo, ez hepsini yok et, hadi. Delirmiş gibi. Hem de nasıl? Saatlerdir o aptal oyun oynuyor. Yaşasın, vurdum vurdum. Diğer bölüme geçme hakkı kazandım. Hiç fena değilsin Emre, aferin. Özgeciğim, hadi gidiyoruz. Emre, sen hala bunun başında mısın? Ya baba az kaldı. Şunu da vurdum. Bu iş buraya kadar. İlk gün diye izin verdim. Bundan sonra sadece bir saat. Ayrıca öyle vurmalı kırmalı oyunlarda istemiyorum. Ya baba ya. Emre. Sizce buraya geldiğimizi görmüş müydün? Ay hiç sanmam. Oh bu şoker ne yapıyor hala? Daha bir çözüm bulamadı mı? Hiç haber yok. Ay. Ay. Bakın silah sesi kesildi. Demek ki birileri oyunu durdurdu. Enerjisi kesilmiş olmalı. Evet. Olabilir ama yine de dikkatli olmalıyız. Enerjisi bitti. Çok yoruldum. Asıl ben çok yoruldum. Uyumaya çalışalım. Diğer oyuncaklar güvende mi? Hepsi sığınaklara saklandılar. Ama çok korkuyorlar. Tamam tamam. Bir çaresini bulacağız. Merak etmeyin. İlk nöbeti ben tutarım. Korkmayın. Aslında o gerçek bile değil, sanal biri. Yakında ondan kurtulacağız. Hadi uyumaya gidelim. Hadi. Yeter artık Emre. Kardeşini uyandıracaksın. Ne acayip bir şeymiş. Anlamadım gitti. Bu nişanlı ve yok et. Evet. Bir şey de aşamaya geçtim. Yaşasın. İşte bu harika. Özgür mutluyunca kulaklarına el alamayacak. Üçüncü aşamayı bile geçemezsin demişti bana. Emre dersin komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarınla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz. Hatta tüm evreni. Emre dersin komutan Gonzo. Bu hiç hoşuma gitmedi. Emre, hadi kalk geç kalacaksın. Ya çok uykum var. Bütün gece bu bilgisayarın başında otursan uykun olur. Kalk. Hiç de bile. Emre hemen kalkıyorsun hadi. Olmazsa girmeme yardım et. Çok uykum var. Onu bilgisayarın başında otururken düşünecektin. Hadi kaldır kolları. Aman ama ne olur bir kere şöyle öf diye öfle sakin ol. Olmaz. Alışacaksın bize. Emre neyin var? Derste de hep uyudun. Öğretmen kılacak diye ödüm koptu. Hasta mısın yoksa? Yo, hayır, çok uykum var. Neden? Uyumadın mı dün gece? Bilgisayarda oyun oynadım. Nasıl, çok eğlenceli mi? Hem de nasıl. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Biliyor musun, 5. aşamaya kadar geldim. Hatta komutan Gonzo benimle konuştu. Gerçekten mi? Şaka gibi. Ben 3. aşamayı bile geçemedim. Boynu çoğaltıp herkese vermeliyiz. Parasıyla ama. Tabii. Emre, bu halini hiç beğenmiyorum. Hiç. Peki bataklığı geçerken ne yapıyorsun? Ben bataklığı geçerken 200 napalm bombası kazandım.
5000 puan aldım. Hadi canım sen de. Biliyor musun 5. aşamaya gelmiş. Ayrıca Komutan Gonz da beni tebrik etti. Ama dağıtıyorsun ha. Sen de bu oyunla kafayı bozmuşsun oğlum. Asıl kafayı yassansın. Emre. Öğretmenim. Ne yapıyorsunuz çocuklar orada? Emre. Emre ayrıl bakayım. Kalk. Sen de kalk. Çabuk ikiniz de odama. Emre. Bir bilgisayar oyunu yüzünden kavga ettiğinize inanamıyorum çocuklar. İnanamıyorum. Ama öğretmenim. Bakın çocuklar, o şiddet dolu oyunlarda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Sanal bir dünya o. Bakın, güzel arkadaşlığınızı ne hale getirdi gördünüz mü? Benim üzerime ilk o saldırdı. Bakın çocuklar, böyle şiddet dolu, sadece yok etmeye yönelik oyunlar size yarar değil, zarar verir. Evet öğretmenim. Bize ceza verecek misiniz? Hayır. Sizinle oyun oynayacağım. Bizim zamanımızda ne güzel oyunlarımız vardı. Saklambaç, köşe kapmaca, körebe, yağ satarım, bal satarım. Bu da bir ceza sayılır. Hadi bakalım, gelin benimle. Ne güzel oynayacağız sizinle. Gonzo mu? Yoksa onu tanıyor musun? Emre'nin oynadığı bilgisayar oyunundaki sanal komutan o. Her yerde o CD'yi aradım. CD nerede? Buralarda olmalı. Bir şey anladıysam ara bunu. Yanına almış. Oyuncaklar ülkesi sanal bir komutanın tehdidi altında. Ve bu komutan neyse boş ver Makbuş. Ben hemen kuleye haber vermeye gidiyorum. Sen de CD'yi ve kopyalarını mutlaka bul, tamam mı? Yine geleceğim. Şoker. Efendim? Oyuncaklar ülkesi için her şeyi yaparsın değil mi? Evet Nana. Seninle işim bitmedi. Ve gerçek bir insan oluncaya kadar da yakanı bırakmayacağım. Ama iş oyuncaklar ülkesine gelince... inan bana orayı senin kadar seviyorum. Her şey yoluna girecek değil mi kızım? Umarım Makbuş. Hayatım sana daha sıkıcı bir şey görmedim. Ben de. Bir an önce Komutan Gonz'un oyununu oynamak istiyorum. Emre. Emre gel. Ne işi var senin burada? Komutan Gonz'un CD'si yanında mı? Sınıfta. Sen de oynamak istiyorsun değil mi? Bak Emre, bu çok önemli. O CD'den başka kimde var? Özge dağıttı herkese. Ama benim bildiğim Gökay'da da var. Hemen o CD'leri bana getirmeni istiyorum. Ama neden? Şimdi anlatamam. Emre lütfen dediğimi yap. Bu çok önemli. Hadi. Tamam. Komutan Gonz'un CD'sini hemen getirmen lazım. Dayan Kulina, sizi kurtaracağım. Okuldaki bütün CD'leri topladım. Ama yarın geri götürmem gerek. Hepsi burada mı? Özge kendininkini şimdi getirecek. Onunki evdeymiş. Nana ne yapacaksın Gonz'un CD'lerini? Onları sileceğim. Ne? Buna asla izin vermem. Emre'cim gel bakalım otur şöyle. Şimdi seninle iki yetişkin gibi konuşmamız gerekiyor. Biliyorum, derslerimi etkileyeceği için oynamamı istemiyorsun. Hayır canım, durum çok daha ciddi. Nasıl yani? Oyuncaklar ülkesi yok olmak üzere. Nasıl yani? Beni iyi dinleyin çocuklar. Bu komutan Gonz'u... Enerjisi yine bitti galiba. Çocuklar bu oyunu oynadığı müddetçe ondan kurtulamayacağız. Haklısın Şoker. Burada böyle bekleyemem. Nana'ya yardım etmem lazım. Bravo. Aslan Şoker. Ben de diğer oyuncakların yanına gideyim bari. Tüm bunları oyuncaklar ülkesine Komutan Gonz'a mı yapmış yani? Evet. Ama o bir kahraman. Hayır Emre'cim. Kahramanlar iyi kişilerdir. Kötü durumda olan kişileri kurtaranlardır. Gonzo sadece yıkım ve şiddet peşinde. O bir savaşçı. Evet Emre. Görmüyor musun?
Benim de. Bak bu şunda kalbini kırdın. Okulda kavga çıkardın. Gonzo kötü biri, anla artık. Peki onu bunları silerek yok edebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Ne başkalarında da varsa? O zaman yanarız. CD'ler! Nana, inanamıyorum. Bütün CD'leri buldun mu yoksa? O halde bir tek Özge'deki kaldı. Hı hı. Nana, çok az zamanımız var. Lütfen acele et. Hı hı. Hadi, ben gidiyorum. Sen CD'leri silene kadar o canavarı durdurmaya çalışacağım. Hı hı, anlaştık. Al. Vay be. Şoker'de senden yana olduğuma göre bu Gonzo'ndan bile kötü ha. Hı hı. Hazır ol Gonzo. Seni silip oyuncakla ülkesini kurtaracağım. Kahraman ben olacağım. Bütün CD'leri açma zamanı geldi şimdi. Al. Hadi Emre, acele et. Tamam. Hadi Emre. Bilgisayarda Gonzo'nun CD'sini silmek için çalıştırmak zorundalar. Şimdi enerjisi çok güçlü olacaktır. Belli oluyor, ben seni... Denize koşun! Hadi gel! Harikasınız. Bakıyorum hepiniz bilgisayar tutkunu olmuşsunuz. Getirdin mi? Neyi? Komutan Gonzo'nun CD'sini. İşte burada. Bunlar da ne? İşin ticaretine başlamaya karar verdim. Nasıl yani? Her birini 5 ETL'den satarsam toplam 50 ETL'im olur. Leylilik okulu için para biriktiriyorum ya. Yani sen bunlar için 50 ETL mi istiyorsun? Peki seninkiyle beraber hepsine 50 ETL verelim. Benimkine veremem. O zaman hepsine 100 YTL, seninki de dahil. O zaman olur, parayı alayım. Bana 100 YTL'yi nasıl buluruz? Sihir yap. O varken mi? Tamam, yarım veririz. Olmaz, hem istiyorum peşin. Tamam, aklıma bir şey geldi. Hadi. Sonunda. Acaba Nana tüm CD'leri silmiş midir Joker? Özge'de bir tane vardı. Ay, ne yapacağız? Onun getirmesini bekliyorlardı. O halde dikkatli olalım. Bu beladan kurtulursak sana söz. Oyuncak madalyası takacağım Joker. Sahi mi? Kahraman olacaksın Joker. Ay ay. Oyuncak vardın ya. Nasıl yok edeceğini bul. Hayır, buna asla müsaade etmeyeceğim. Joker, çabuk bir şeyler yap. Neler oluyor Kulina? Eğer oraya ateş ederse bu bizim sonumuzu. Al bakalım teneke kapağı. Aferin Joker. Evet. Özge, kalksana bilgisayarın başından. Ama son bir kez oynamak istiyorum. Ya olmaz, hadi kalk çabuk. Ama neden? Hem daha parayı vermediniz ki. Yok gıcık. Kalksana. Şş, tamam. Hala oturuyor ya. Hadi Özge. Bana ne? Bak sen şu bacaksıza. Demek o şeyleri size vermek için tam 100 milyon istedi ha? Ya sadece 100 YTL'cik Makbuşcuğum. Soyguncu o kız canım, soyguncu. Hadi Makbuş, çabuk ol. Oyuncaklar dünyasının kaderi senin elinde. Tamam tamam. E,
Hadi al bakalım. Canım benim. Benim. Oley. Of kalk bu ya. Ver. Bırak. Hadi Özge. Bana ne? Bak balla atıyorum. Al işte paranı, ver CD'leri. Emre hadi sil şunları. Tamam. Demek nasıl hazırlayacağız herhalde? Karışmaya istediğimizi yaparız. Ama ama ne yaparsın bize? Parayı aldım ya. Hadi Emre hadi. Hadi aşkım çabuk. Beni yok etmen gerekecek ortam bu oldu. Polina! Hayır! Bunu yapma Polina! Hayır! 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 Elveda sevgili oyuncaklar. Polina! Polina kendini feda etme! Şiddet olma oyunlar oynamayacağım. Aferin bebeğim. Kurtuldun! Kurtuldun! Oley! Emre! Kahraman. Ben de oyuncak madalyası kazandım. Oyuncaklar ülkesi kurtuldu ama benim seninle işim bitmedi. Biliyorsun değil mi Nana? Değişmeyecek. Kurtuldum. Yaşam. Ne o? Bilgisayarda oyun oynamaktan vazgeçmişsiniz bakıyorum. Babacığım karaba oynayacağım. Lütfen sen de bize katıl. Hani saçmaydı oyun? Hiç de değil. Çok eğlenceli. Peki kim ebe olacak? Sen. 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 Yok sen. Sen. Baba. Ben mi olacağım? Sen olacaksın. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Ay 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 gözlerim. Pekala. Hadi bakalım. Kaç? Beş. Kaç? Dört. Hazır mısın? Hazırım. Hadi kaldırın beni. Yakalayacağım şimdi. Yakalayacağım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Evet. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet. Yakaladım. Yakaladım. Papağan, papağan. Bence papağan. Hayır, fesle. Sen de çiçek var.
yapıyorsunuz burada böyle deli gibi? Komik kelime bulmaca oynuyoruz. Bir tane daha söylüyorum. Özge. Ama bu pek komik değil. Korkunç. Ha. Çok komik. Geçen teneffüs neredeydiniz siz? Kamera. Annem size göz kulak olmamı istedi. Bundan sonra her yaptığınızdan haberim olacak. Ona göre. Gıcık. Yani. Yaptık da. Ne gerek vardı kızım bu kadar şeye? Ben de söyledim. Tam 2000 YTL harcadı. İnanabiliyor musun? Şaka gibi ya. Aa Özgeciğim ne kadar ayıp. Kardeşlerin ne kadar mutlu oldular baksana. Bu güzel oyuncaklar için teşekkür ettiniz mi bakalım? Hı? Hayır. Çünkü kendisini uygun görüyorsa onu aldı. Bize fikrimizi bile sormadı. Emre ne kadar ayıp. Ama öyle. Sizce ben çıngırak oynayacak yaş çoktan geçmedim mi? Aa, karışmış olacak. Ben gerçek hayvanları severim. Oyuncak hayvanlardan nefret ederim. Gerçeğini de alırız yavrucuğum. Olacak şey değil. Çocuk onlar, takmayın kafanıza. Çocuklar, karnınız acıkmıştır. Çok güzel cevizli kek yaptım. Getirin de iyi verin. Ben 3 dilim yerim. Üzülmeyin, ben onlarla konuşurum şimdi. O kadar para harcadın, gördün mü gününü? Şımarık şeyler, ne olacak? Göstereceğim ama onlara günlerini. Kendini size sevdirmeye çalışıyor çocuklar. Ay, çok yapmacık yani. Biz bu numaraları yer miyiz? Birden niye onun bir tanecik yavruları olduk? Nana söyledi ya. Babam biz üzüldük diye biraz beklemeye karar vermiş. O da babamla evlenmek için bizi kandırmaya çalışıyor. Sonra babam ona inanıp evlenince bize yine çok kötü davranacak. Sanki bilmiyoruz yani. Ne kadar tembelsin Emre, kalksana. Ya uyandırmasana sen öyle. Sizin uyuşukluğunuzdan içime fenalık geldi. Aman ne şahane. Yağmur, kabus mu görüyorum yoksa Özge mi burada? Kabus değil, gerçeğin tadı. Neyse ki annem sizi yola getirecek. Sen öyle san, vallahi biz istemezsek annenle evlenmeyecek. Görürüz. İşte Özge ile başlayan berbat bir gün daha. Senin annen de aşağıdadır şimdi. Cicişle. Sen yemeyeceğinden emin misin Özgeciğim? Hayır, biz kahvaltımızı yaptık. Balıkları çok mu seviyorsun? Bilmem, hiç hayvan beslemedim. Hiç mi? Yani hiç bana ait bir hayvanım olmadı. He. Oo, ben o kadar çok besledim ki. Ama ölünce insan çok üzülüyor. Hem de nasıl? Mozart öldüğünde nasıl da ağlamıştın ama. Ancak hayvan besleyen biri bunu anlayabilir. Belki bir gün sen de beslersin Özge. Ama dikkatli ol. Balığına çok yem verirsen ölür. Al bakalım inançlılık. Al al bol bol ya da beynin açılsın. Biliyorum. Hı hı. Yetişkin gibi kabul etmeliyiz. Bazen ben de sizin kadar üzülüyorum. Cicişi sevdiysen senin olabilir. Olmaz. Onu annem sana aldı. Olsun. Ne fark eder? Senin olsun. Gerçekten mi? Elbette. 50 YTL'imiz bize geri döndü desenize. Of.
Makbuş'un bir sözü vardı ya. Huyundan vazgeçmez. Ah yavrum benim, ne isterseniz yapın. Söyleyin bakalım canınız ne istiyor? He? Ne isterseniz gidip alabiliriz. He? Hatta isterseniz okula da gitmeyebilirsiniz. Olur. Emre? Ay 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 ne tatlı şeylersiniz siz böyle. Ay Emre'm var. Kaç Emre var. Ya gelin okulun ya. Emre gel gel gel. Yağmur. Burada yolunda gitmeyen ne var bakalım? Simge, bizden nefret ettiği halde sırf babamın gözüne girmek için bizi çok seven anne rolü yapıyor. Biz onun annemiz olmasını istemiyoruz. Evet, biz Nana gibi bir annemiz olsun istiyoruz. Çocuklar. Nedenmiş, sen çok iyisin. Daha tam olarak bir insan bile değilim, biliyorsunuz. Olsun, bir yıl sonra evlenirsiniz siz de. Şşt! Küçük Bruno, lütfen bize yardım et. Simge peşimizi bırakmıyor. O kimi bulmak istiyor. İyi ya, siz de izin verin olsun. Aa, nasıl yani? Kulina, ama ne demek bu? Anne olmak o kadar da kolay bir şey değildir. Büyük sorumluluk ister. Sonra çok da yorucu bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İzin verin, anneniz olsun bakalım ne kadar dayanabilecek. Onu pes ettirmek size bağlı çocuklar. Nasıl yani? Ben anladım galiba. Ben de. Bir bana da anlatsın. Yani. Anlamadım. Simge anneciğim, Simge anneciğim biz seni anlamadık ya. Ya özür dilerim. Simge anneciğim. Çekil. Biz seni anlamadık. Bizi affet. Canım Simge anneciğim, biz seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Ben köpeği çok seviyorum. Simge anneciğim, biz gerçekten çok şanslıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar delirdi herhalde. Aa Simge anne, biz de kek istiyoruz. Tabii yavrum, Makbule Hanım. Hayır hayır, biz senin elinden yemek istiyoruz. Hı? Evet Makbule, sen şöyle otur. Bundan sonra yemek yerimizi Simge annemiz yapacak. Ama çocuklar size ne oluyor böyle? Darılma ama Makbuş, o daha güzel yemek yapıyor. Ben mi? Aa, aşk olsun. Simge anne hadi kek. Ay şimdi yavrum hemen. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Kekimizi yedikten sonra top oynayalım, tamam mı Simge anneciğim? Top mu? Aa tabii, neden olmasın yavrum? Sunum mu? Hakan'a pas verdi. Ay ben onu halledeceğim. Hakan ilerliyor. Zaten bir eksiklik Hakan, mi o projede? Tamam Hakan, ben onu... Ooo! Ya. Şaşa. Dala ver, çok yaşa. Simge'nin şu anda konuşamayacak. Çocuklarla oyun oynuyorlar. Ne? Çocuklarla oyun mu oynuyor? Alo, Nana sen misin? Alo. Kapat. Şimdi de ip atlayalım. İp mi? Ama ben nasıl atlayayım? Nana ile atlayayım. Aa, ben ip atlamayı bilmiyorum. Emre ile top oynadın ama benimle ip atlamıyorsun. Demek ki beni sevmiyor. Sevmez olur muyum hiç? Tamam atlayalım. Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben eve gidiyorum. Özge kızım. Sen çok sevdiğin çocuklarına eğlenmeye devam et anne. Ama Özge biliyorsun. Boş ver onu. Hadi benimle ip atla. Lütfen. Sonra da yemek yap bize. Evet.
Evet, 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 evet. Bu arada Nana ile Makmış yemeği hazırlar çocuklar. Olmaz olmaz, sen yap sen. Sen daha güzel yaparsın. Simge anneciğim. Hadi atla, hadi, hadi. Hadi, hadi atla, atla. Hadi Simge anne, hadi. Hadi Simge anne, oh. Alkış. Alkış. Ay ay. Atla. Pişti. Tamam tamam. Bu kez elmaya vuracağım. Yapma Emre. Yapma yapma. Ya savaş oynuyorum ben. Çocuk zayıf çok dağıldı ama. Olsun Simge annem topla. Hadi lütfen yeter artık, çok yoruldum. Ya sevmiyor musun Simge anne? Ne güzel oynuyoruz. Emre yapma, yapma, yapma. Benim canım mantı istiyor. Mantı mı? Yok, ben mantı yapmayı bilmiyorum. Aa, ama nefis mantı yapan bir yer biliyorum. Oradan söyleyip getirsinler. Olmaz olmaz, sen yap. Biz senin elinden yemek istiyoruz. Benimki sarımsaksız olsun. Benimki üzerine yağ dökmeyin. Yapacak mısın? Yapma çocuğum. Yapma Yağmur. Yağmurcuğum. Yapma Yağmurcuğum. Oğlum yapma, güzel oldu. Benimle de evcilik oynayacaksın. Ha bir de bilgisayar oyunu var tabii. Merhabalar herkese. Bu evin hali ne böyle? Simge, iyi misin? Simge annemiz bugün bizimle çok güzel oynadı. Hem de nasıl, un savaş harikaydı. Oh. Ay Hakan'cığım, çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Hadi sinemaya gidelim. Hayır, önce PlayStation oynayalım. Tamam çocuklar. Simge'yi rahat bırakın da gidip biraz dinlensin. Yarın önemli bir sunumumuz var. Yok.
Ben yarın için biraz çalışmalıyım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Nasıl geçti gününüz? Simge ile anlaşabildiniz mi? İşte. Fena değil. Makbuz Sultan nerede? Yemek hazırlıyor mutfakta. Güzel. Karnımda resmen zil çaldı. Gerçekten mi? Ben bilmiyorum. Çalmıyor. This is for Biliyor musun? Ben sen ne zaman espri yaptığını, ne zaman ciddi olduğunu hala anlayamadım.